Herkese merhaba, günaydın. Saat sanırım 9. Bir pazar gününde yine sizlerleyiz. Birazcık sinirim bozuk. Babam sabah çamaşırları yıkamış. Çamaşırları yıkarken de benim kuyba tişörtümü de makineye atmış. Ama ben o tişörtü kenara ayırmıştım bugün giymek için. Yani de çıldırıyorum şu anda. Of. Bayağı sinirlendim. Enfes sinirlendim hem de. Ama o da işte iyilik yapmak istemiş. Yani yıkanacağını düşünmüş. Halbuki ben onu kenara ayırmıştım. Ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi makineye bir daha tek başına tişörtü sıkmaya verdim. Ütüyle falan bir şekilde kurutmam lazım. Hazırlanmak için de yaklaşık 45 dakikam var. Çok zorlu dakikalar beni bekliyor şu anda. Bugün işte Kuyba ekiple beraber Kuşadası'na gideceğiz. Bir workshop için. Workshop yalnız. Bu YouTuberların telaffuz yeteneği bana da bulaştı. Genelde kamera karşısındayken böyle şeyleri telaffuz etmeye utanıyorum. Şaka gibi ama utanıyorum gerçekten. O zamanlarda saçlarım resmen birkaç saatte yağlanıyor. Bunun önüne bir türlü geçemiyorum. Ve saçlarımı da yıkamam, bir şey yapmam gerekiyor. Hem tişörtle uğraş, hem hazırlan, hem de saçlarını hallet. Allah'ım çıldırıyorum şu an. Allah bana geldiler. Siz de böyle işler yolunda gitmediğinde ya da sizin planladığınız gibi gitmediğinde çıldırıp ağlıyor musunuz? Ben bunu yapıyorum. Bir iki damla böyle pıt pıt diye düştü. Biraz çocukça. Biraz çocukça biliyorum ama ağladım yani. Ben çok sinirlendiğimde ağlarım maalesef. Makyajımı yaptım, saçımı da birazcık düzelttim. Bence birazcık insana benzedim şu anda. Artık gitmek için hazırım. Şu tişört mevzusunda eğer ki siz de benim yaşadığım şeyi yaşarsanız, yani elinizde ıslak bir çamaşır olursa ve bunu bir saat içinde kurutmanız gerekirse, ki ben daha kısa bir sürede kuruttum. Bizde gerçekten canavar gibi Philips'in bir tane ütüsü var, kazanlı bir ütü bu. Öncelikle zaten sırılsıklama olduğu için makinenin sıkma programına verdim. Bir güzel sıktı 1000 devirde. Ondan sonra bu ütüyle bol bol buharla ütüledim ki nasıl anlatsam, o buharın ısısıyla içerideki soğuk olan su dışarı buhar olarak çıksın diye. Mantığa bakar mısınız? Ondan sonra bir askıya asıp, zaten şu an hava yağmurlu olduğu için çok fazla rüzgar var ama havada bence çok fazla nem yok. Öyle olduğunu düşünüyorum. Askıya astım. Askıyla da çamaşır ipine astım. Ve şu an kuruduğunu düşünüyorum. Çünkü bayağı böyle şey oldu. Sallandı gitti. Bu şekilde. Şemsiyemin şekerliliğinin, tatlışlığının poncikliği. Sonunda evden çıkabildim. Tişörtümün de çoğu kısmı kurumuş. Çok ufacık bir nemli kısmı var. Onu da arabanın içine asacağım zaten. Kurur diye düşünüyorum. Kurumasa da giyeceğim zaten. Yapacak hiçbir şey yok. Bugün pazar varmış. Yolda yürürken iki farklı yerden 2 kilo çilek aldık. Bir de ceviz aldık dayanan. Bir de cevizleri yiyor ya. Atabiliriz yanına. Alsanız. Pahalı ama hak ediyor. Bir de Omo sıvır deterjan, o da süper. Niye bu kadar mutlusun? Ya mal bu, biliyorsun sen. Malzeme hayatım itibari, mal deme. Ama mal bu, mal. Malzeme bu yani. Malzeme bu değil, mal bu derler. Onun en argosu o. Bir şey, bu niye buharlaşıyor? Tona. Terazi var büyük bir tane. Oraya şimdi herkes çıkıp tartılıyor ya. Hı. Adam oraya yapıştırmış ki hatta. Burada sadece mallar tartılır yazmış. Hadi çıkabiliyorsan çık. Ya bir şey söyleyeceğim bu arada. Bana dün umurluş... ASMR videosu gibi. Tepki büttüm. Ses tonumu yükseltemedim millet vardı. O ses tonundan aldım. Sonra gittin kızım, bir aşkım öp teyzeni. Bir kere öpüşelim. Size gözlüklerini göstersin bence. Gözlüklerini. Bakamıyorum. Çok güzel ya. Hava durumunda bugünün yağmurlu olacağı yazıyordu ama yağmur yağmadı. Bizim şansımıza tamamen. Ya onu oynama. Ya hep riskli ya Fenerbahçe. Takım iyi değil abi. Replasmanda oynuyor. Hocam. Ding yalnız mı? Direkt böyle ding. Hocam çok tatlısınız. Biliyorsunuz değil mi bunu? Tolga. Sen de çok tatlısın. Bak
tatlısın. Sen de çok tatlısın. Bakayım. Evet Emir'cim sen de tatlısın. Bakayım. Tamam saçlarım oldu. Saçlar başlar. Oldu. Ben de bu saçıma bakmak istiyorum. Oldu. Bak lütfen sen de. Olmuş mu? Tamam mı? 100'cüye geldik. Oldukça sosyal herkes. Sosyalliği yanlış anladım. Sol elin çok sıkıntılı benim burada. Çekebilirim. Ay telefonu düşünmezsin. Hadi çek bizi. Şey var ya ben yine ağzımı gırtlağıma kadar açmışım. Hayatım. Şimdi babamla iPhone 8'de aldım. Seninki ne? Şimdi sen çok iyi. Sinirleniyorum ya. Ama bak sen çok güzel çıkmışsın, ben sana bakarken çok güzel çıkmışsın. Ben gözlere gitmiş benim ya. Zaten çok güzel. Almaz, almaz. Ben gülsem. Para yok abla, para. Bir on, bir on. Bakalım. Burada fazla verir. Diyorsunuz. Hocam o sınıfa çok... Bir de ne biliyor musun Tolga'yla? Basit mi olur ya? Tolga'yla çağırıyor hayatım. Kız blogger. Hocam ya. Aslında bayağı güzel. Burada. Ne güzel keyif yapıyorlar şurada. Çok kısa bir vlog oldu aslında. Biraz daha uzun olmasını isterdim. Öyle olmuştum ama kısa oldu. Ben de birazcık yoruldum açıkçası. Hava da bir tuhaf. Ne soğuk ne sıcak. Ne yağmur yağıyor. Ne de böyle aksi. Bir değişik. Denize de fazla yaklaşamıyorum. Üstüme dalga falan gelir diye. Ah! Bir rahatladım, bir gevşedim denizin karşısına gelince. Yaklaşsam mı acaba biraz ama çok korkuyorum yaklaşmaya da. Tam böyle şlap diye üstünden geliyormuş bir de. Korktum. Çok güzel ama deniz. Harbiden çok güzel. Yani İzmir'e bin basar gerçekten. Daha önce Kuşadası'na kaç kere geldim? 2 kere geldim. Bir de bu geçtiğimiz yaz gelmiştim. Kuşadası'nı pek... Hocam ya! Hayır, gelin beraber konuşacağız. Konuşmamızı beraber yapacağız. Konumuz ne? Kuşadası'nı sevmediğimden bahsediyorum. Ay ben de ya. Yani kişileri ayırmak için söylemiyorum ama zaten çok ciddi bir nüfus var. Yaşayan kesim. Biraz da halk olarak değişikler galiba. Neyse. Yani. Ama mekan güzel. Yani. Keşke daha güzel. Az kirletebilsek, daha evet. insani yaşayabilsek yani. Maalesef. Hadi, gelin hadi. Ya. Bu dağda da feci gelecek. Gel gelin. Hadi. Bunu bumerang yapmamız lazım. Oha dibine kadar başlattım. Derken. Vallahi. Vallahi gideceğim hocam. Ama bir şey söyleyeceğim. Bitti ki dalga. Şevval ıslanacaksın. Hiç gidiyorum hocam ben. Bir tane güzel ya. Geliyor Şevval geliyor. Geliyor. Bu hayır bu geliyor bak. Allah. Gel. Gel hadi. Hadi. Oh be. Nasıl geldi? Şöyle bakınca güzel bir yer gibi gözüküyor. Ama böyle yapınca kötü bir yer. Oo, çok
iyi. Çok büyük bu da hocam. Bak şurada hocam, bile dursam şurada. Bak şurada. Hayatım şey boları. Hayatım orada yasak görünüş diyordu. Allah tevelli. Bak buradan böyle halkın arasına karışıp çarşıdan çıkacağım. Arada halkın arasına karışmam lazım hayatım. Yoksa sonra sinemoca çok snob diyorlar.